Günaydın kızlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Kızlar, görmüştünüz vlogta bu kuru yeşil fasulyeleri Serpil getirmişti. Ben de bol soğan ve bol tereyağla kavurdum soğanları. Bir tatlı kaşığı salça ekledim. Ondan sonra karabiber, tuz, bir tane de çili içine ekledim acı olsun diye. Böylece güzelce kavrulsun. Kahvaltıda ekmekle yiyelim. Yumurta falan da açtım. Bu arada Ferrari'de az bir şey köy ekmeği yapacağım. Çünkü bu köy ekmeksiz yenmez kızlar. Şöyle çok az, yarım kilo yoğurdum valla. Şimdi çocukların yarısı işteler. Bir biz kaldık. O yüzden hemencik de onlar olsun. Kahvaltımızı yapalım. Bakalım gün içerisinde neler yapacağız bu bebişlerle. Ya evi bir görseniz var ya, aklınız gider. Koyarım mesela, ev turu yapacaktık. Hiç yapılacak ev turuna benzemiyor kızlar. Şu tepkilerini de takayım da. Yıkarken bunları çıkartıyorum kızlar, şu tepkileri. Şöyle bu yavaş yavaş güzelce kızarsın. Ben de hemen hamurumu yapayım. Bunu sümüş evde, o da yapıyor. Benim topluyor. Öyle işte ya, valla her birimiz bir şey yapıyoruz. Bakalım gün içerisinde neler olacak, neler olacak. Aslında ben daha ekmeğe başlamadan önce mirzoşumu yıkasam da onu yatırsa annesi. Sabah kalktı, uyumadı daha kızlar. Hemen ben onu hamura başlamadan yıkayayım. Ondan sonra da uyutsun annesi. Kızlar, yumurtalar da buraya koyduk. Yumurtalar da haşlansın. Ben de ekmekleri açmaya başladım. Şöyle küçük küçük ekmekler yapacağım. Hep üst üste de yağlayacağım. Ondan sonra yesinler. Aha, pomes falan kızartacak simit herhalde. Öyle işte. Normal standart Türk'üş kahvaltı. Hadi bakalım, mirzoşumu yıkadım bu arada. Size göstereceğim. Anası hemen kaçırmış götürmüş. Böyle yatmaya götürmüş benim kırıkları yapana kadar. Bir de ne ara giydirdin, ne ara giydirdin? Hamur çıkardım ben. Hamur burada, burada. Bak, hamuru yapıyorum bile ben. Bak, o sıcak. O sıcak ya. Hamur yapacağım. Sen de açacaksın mı yine, benimle bana yardım edeceksin mi sen? Hokkayı getir çabuk, hokkayı getirip yardım edecek, belamı buldum. Hadi bak. Aziz babiş bizi çeksin, sakın kıllı kollarımı çekme. Baba mesela bari bugün bana ara yapsın. Azat'ı çek diyor, babası Azat'ı çek diyor, ekmek yapıyor. Azat çekiyor. Ooo, Azat ekmekleri. Evet, çekiyor. Nasıl güzel oluyor Azat. Bak, Azat ekmek yapıyor. İyi, hamuru da yiyor. Ye mi hamuru? Yesin, bir şey olmaz. Az az yiyor. Hep yiyoruz. Bütün çocuklar sever ki hamur yemeyi. Hadi. Bak, bu da pişti. Bunu hemen çıkarak. Sımış, al hemen yağla kızım bunları. Azat. Hemen üst üste yağla, şey olmasın. Babiş biraz bekle, şu ev ekmeğim de kabaracak ya birazdan. Vallahi Azat, bu ara kamerayı artık iyice keşfettim. Azat, hadi ekmeğini aç da pişirelim. Çabuk, senin ekmeğini sağ pişireceğim. Çabuk çabuk. Nasıl hızlı hızlı açıyor bu çocuk ya. Nasıl hızlı açıyor, maşallah değil ya. Ay, şey yapıyor bu çocuk ya. Oo, ekmeğimi çekebilirsin babiş. Bakın kızlar ne güzel kabarıyor. Anne, fırına koyuyor. Ha, fırında pişmiyor. Getir, burada pişireceğim. Bir de böyle yapıyor. Sıcak içine at şunu. Bir de bu tabağın içine atıyor. Ben sana aklına kurban olurum. Getir, buraya getir. Getir. Pufuduk pufuduk kabarıyorlar maşallah. Azat, he? Babiş, bu da Azat'ın ekmeği. Şimdi onu koyacağım Azat'ınki. Hemen pişti. Azat hamurunu hep eğirir. Azat sıcak. Azat sıcak. Simiş, sen bunu al yağla kızım, bu pişti. Ooo, bali bali oldu Azat. Alın. Bu da Azat'ın, babiş önce Azat'ın ekmeği pişsin. Azat, bu senin. Anne hemen sana pişirsin. Wow. Kızlar, bu paket Azat'a özel geldi. Simiş ablası ona hediye almış. Getir bir gösterelim ne almış. Şöyle paket almış. Ablası seni göster. Ceket. Evet. İpli. Dur be Azat, hazır kendisi kal. İpli. Elbise, wow, elbise diyor. Abi, bitti. Bitti mi? Doğum gününe almış ama yine bunları da sipariş etmiş. Çok tatlılar değil mi Azat? Yeni kirli, yeni. Buraya ağ mı yapıştırıyorsun? Ötüyle mi yapacağız acaba? Ha, Azat, Azat senin baş harfin.
Buraya A yazacağız Azar. Ya şu da çok tatlıymış kızlar. Bu arada bunlar Zara'nın fiyatlarını hiç bilmiyorum. Aa, burada yazıyor mu acaba? Ha 9.90'mış. Ama değişebiliyor kızlar. Kızım şu gömleğe de çok hoşuma gitti. Azat azat gömleki gösterelim. Vav. Wow, tam adam gömleği. Değil mi Azat? He uyuyacak da ben şu elbiseyi yerine koyayım da kızım öyle yatsın. Ha şunları bir sürü katlamışım onları yerleştireyim. Ayı çıkardı bile. Dur anne sana yapıştırsın. Dur be kızlar şunu ayı yapıştırın. Bu bize rahat vermeyecek gördü be artık. Aa o senin ayın. Azat yazıyordu Azat. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Mirzoş? Yerini almışsın. He? Ne yapıyorsun küçük traktör? Ne yapıyorsun? Sen ya da canlı sen ya bali bali. Kızlar akşam yemeğini hazırlıyorum. Gulaş yapacağım. Yani soslu et, sote mi oluyor Türkçesi artık Alman üsülü bir et yapacağım. Yahmili, yahmili. Aslında bunu normal tencerede yapacaksınız ama ben şu an düdüklüde haşlayacağım etimi. Çünkü o kadar zamanım yok. Geldiler, akşam oldu bir de. Bir an önce pişsin de kenara alayım. Şimdi bunu etimi düdüklüde haşlarken içerisine birkaç tane defne yaprağı attım şöyle. Defne yaprakları attım. Tuz ve 2-3 bardak su ekleyeceğim. O güzelce haşlanacak. Ondan sonra da sos yapacağım. Sosla birlikte etimi yeniden kaynatacağım kızlar. Evet. Şöyle az bir tuz atıyorum. Tam benlik bir yemek. Tam senlik bir yemek. Et oldu mu benliktir. Evet şimdi şu şekilde 1-2 bardak da su ekleyeyim. Çünkü suyunu sonra ben sosa kullanacağım. Zaten ondan sonra etim de içerisinde olur. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Kısık ateşte de yaparsınız. Hatta buna benzer bir tarifim daha var. Onu da et file yapmıştım. O da çok güzel bir tarif. İzleyebilirsiniz yani var playlistte. Hadi bakalım suyunu da ekleyeyim. O et bir haşlansın. Ondan sonra da biz de sosumuzu yapalım o arada. Can dur suyu ekleyeyim. Evet. Ha? Ne diyor? Sütlü bal yaptın sana. Şöyle biraz su ekleyin. Yani iyice kızarmasını beklemenize gerek yok. Zaten bu yumuşak şey bir yemek olacak kızlar. Soslu yemek olacak. Ama diğer tarifimde etleri güzelce kızartıyorum. Ondan sonra sosu etin üstüne döküyorum. Bu farklı bir tarif. O yüzden bu şekilde yapmanızı da tavsiye ederim. Bu da çok güzel oluyor. Motor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üstünü kapatıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Hadi bakalım. Kızlar et sosu içinde böyle 3-4 tane soğanı böldüm şöylece. Bunları güzelce yakacağım burada mangal gibi. Ve böyle 2 tane kapya biberi kullandım. 1 tane yeşil biber. 3 tane de sarımsak kullandım. Tabii çok kişi olduğumuz için bu kadar yapıyorum. Siz kendinize göre yapın. Ondan sonra içerisine birkaç tane defne yaprağı da atacağım. Ve aroma versin diye. Güzelce közlenmiş hale gelirlerse hani biraz kızarsınlar güzelce. Ondan sonra üzerine su dolduracağım. Ve onları bir güzel kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da vırttan geçireceğim. Onu zaten hep beraber yapacağız. Hadi bakalım öbür tarifimde hani vırttan geçirmediğim için soğanları soymamıştım sarımsakla birlikte. Tamam ki size kalmış nasıl yapmak isterseniz. O videomda da var. Ama bugün bu şekilde yapıyorum. Yani karışık. Kafam nasıl eserse öyle. Çünkü bunların hepsini vırtlayacağım için o yüzden kabuklarını soydum kızlar. Hadi bakalım. Evet siz şimdi dersiniz ki Narin abla madem su katacaksın, haşlayacaksın, vırtlayacaksın. Niye bu soğanları sen böyle yapıyorsun? Direktmen su kat haşla. Canlarım benim. Benim yapmamın sebebi hani böyle mangalda grill gibi soğanlar yapışıyor ya dibine yanıyormuş gibi. O aromayı elde edebilmek için. Yoksa bu şekilde yaparsanız direktmen haşlama gibi olur. Ama bu şekilde yapıp her şeyi güzelce yakıp kızartırsanız güzelce morlaştıracaksınız soğanları falan. O zaman daha bir aroma, daha bir lezzet katıyor sosunuza. O yüzden bu şekil yapıyoruz. Bu da size püf nokta mı diyorsunuz Türkçe'de? Püf nokta olsun bari sosun değil mi kız? Öyle işte. Evet kızlar bakın bu şekilde hazırlandı soğanların. Güzelce kızardılar. Şimdi ne yapıyorum? Bu aşamada su ekliyorum artık içerisine. Çünkü aromasını yeterince verdi. Şöyle bolca su dökün. Korkmayın. Hatta sonra suyu az olursa yerinden su ekleyeceğim zaten. Bu sadece haşlamak için.
Sonra zaten su ekleyeceğiz. Heh, bu şekilde de güzelce haşlansın. Biraz da tuz ekleyelim. Ondan sonra haşlamaya bırakalım. Bu arada da çocuklara hani dün işte alışverişte çilek almıştım ya. Onları çikolatayla eriteyim de yapayım. Azat uyanınca yesin. Çünkü çok seviyorlar. Geç kalırsa artık. Ona saklarım. Tabii ki birkaç tane. Heh, kızlar eşim de bana yardım ediyor. O da üzümleri takıyor. Çok sever böyle ince işleri. Değil mi canım? Seviyorum. Yani şu an kercen mi söylüyorsun? Gerçek mi söylüyorsun? Elim boş diye yapıyorum. Aa, yoksa yapmayacak. Duydunuz değil mi kızlar? Sadece eli boştaymış diye. Hadi bakalım. Hazırlayalım. Bakın çikolatam da burada güzelce eriyor. Şu çikolatayı ben Amazon'dan alıyorum. Bir tane takipçi bunun ucuzunu göndermişti. Ama kız eğer izliyorsan beni bir yine yolla. Kız o resmi kaybettim. Yine gittim o pahalıdan aldım. O bir tane sayfadan aynı Amazon'daydı ama ucuzunu göndermişti. Ben de o resmi kaybettim. Ben de normal bu Belgische şokoladeyi sipariş ettim. Amazon sayfamda var açıklama kısmında. Çünkü bu çok lezzetli bir çikolata kızlar. Ben çikolata sevmeyen biri olarak bile bunu çok severek yiyorum yani. Neyse. Evet, Belgische şokolade en lezzetlisiymiş. Hadi bakalım çileklerimizi bandırak. Şimdi. Çilekler yeter mi kadar? Bakın bir dur, biraz yap yeter. Çikolatan işte. Hani yetecek dur. Kadar. Küçüklerin hepsini yaptım işte. Aa. Abi. Tamam. Üzümleri en çok azat seviyor öyle. Şu şekilde bandırıp şu telime indireceğim kızlar. Ha, şuraya indiriyorum. Hı-hı, can bir sen tutsana kamerayı, ben az bir şey göstereyim. Şöyle. İyice süzdürün. Hani yazık fazla çikolata gitmesin şu dibine. Bu şeyleri de Amazon'dan aldım kızlar, bu eritme kaplarını. Bunlar da Amazon'dan. Gerçek güzeller, küçükler ama işinizi görüyor. Mum eritmeye falan da kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Size bir gün mum videosu çekeceğim kız. Güzel mumlar nasıl yapılır? Valla ev sakin olsun. Ondan sonra çekeceğim Rümeysagil'e giderse. Çünkü şimdi zamanım yok. Ancak Mirzoş'la oyalanıyorum. Azat var. Aha, bugün Kadir'im de biraz hasta olmuş, ablaları. İşten eve göndermişler, yazık. Üzüm yap. Üzüm de yapacağım. Çilekleri bitirin, üzüm de yapacağım. Çikolata çok babiş. Şimdi Azat olsaydı hemen babiş. Beni dün babasına şikayet ediyor arabada. Babiş, narin kızır diyor. Azat yat uyu dediydim arkada. Hemen ağlıyor, babiş, narin kızır. Onu öğrenmiş. Geçen de ne diyor? Uykuda uyanmış, Sara kızıyor diyor. Kızmış ama Sara. Biz de sanıyoruz ki rüya geliyor. Gülüyorum, gülüyor dedim Sara, inanmıyorsun sen bana. Kızma değil, bizi çağırmış. Uyanık diyorum Sara, gülüyor diyorum, siz diyorsunuz yok yatıyor. Bak dedim de Sara anne anne diye bağırmış. Biz de duymamışız. Azat sus, anne geliyor demiş. Ondan sonra gelmiş diyor ki anne, Sara kızıyor. Artık bizi şikayet etmeye de başladı anam. Artık Azat'ın yanında bir şey de yapamayız can. Evet, üçüne inanmazsam dördüncüye inanırım. Ya gördünüz mü? Azat bizi hemen ispiyonluyor. Narin kızıyor, Sara kızıyor. Çok fena, çok kızar bildiğiniz gibi değil. İsimlerini saymadım çünkü zaten sayfamda tarifi var ama yine de eklerim isterseniz neler kattığım içerisine. Onu sonra yoğuracağım elle. Şöyle güzelce yumuşayana kadar elinizle yoğurun. Hemen kameracım yetişti. Şöyle güzelce yoğurun. O biraz yumuşar, o daha hamurlaşır. Ondan sonra yuvarlatacağız zaten. İsterseniz tüm yapıp poşetin içine sarıp öyle haşlayabilirsiniz.
Ama yuvarlak yuvarlak da güzel oluyor kızlar. Şöylece güzelce. Bakın hemen birbirini tuttu zaten. Ne bu? Knödel mi? Knödel. Geçen seferde bol keseden maydanoz atmıştım. Bugün az attım kızlar. Bugün vallahi çok sos girmişti. Bu böyle. Evet kızlar, düdüklümü açtım, 10 dakika kaynattım. Ve şimdiden bile etlerim enfes olmuş, yumuşacık olmuş, darılıyor bile. Hemen ne yapacağım? Onu pırtlayacağım sos olarak. Hemen suyunu biraz alacağım, sosuma ekleyeceğim. Bu arada knödellerimi hazırladım. Böyle küçücük küçücük yaptım. Herkese iki tane olsun diye. Ama et muhteşem olmuş. Bunun suyunu, lezzetine bakar mısınız? Şimdiden gerçekten efsane duruyor. Parası da iyi. Can herhalde iyi yemek yapıyor ya. Pahalı et olunca parası. Para yaşım ödeyince tabii. Pahalı et olunca. İşte yani parayı sen ödediğin için biraz zoruna gitmiş olabilir. İyi et yemek lazım. Çatlamaz. Yo yo çatlamaz. Korkma korkma çatlamaz. Ha üstten kameracılık yapacak ya. Hele hele seni hele. Ne yapıyoruz? Güzelce pırttan geçiriyoruz. Yavaş yavaş. Kızlar şu sosun güzelliğine bakın. Hele bir de kokusu var ki anlatamam size. Bakın bu daha olacak. Bu daha pişmemiş. Bu ilk aşaması. Çünkü güzelce grill gibi yaptık. Sonra da vırtladık hepsini böyle güzelce. Şimdi ne yapıyoruz? Ocakta 2 yemek kaşığı kadar un bol tereyağında kavurup sosumuzu içerisine döküyoruz. Kırmızı biber, karabiber, tuz, kekik ve az bir şey de vegetar atacağım. Bekleyin geliyorum. Eşim falan olsa eşim beni de gösterir size ama gerçekten öyle iş yapmak çok zor. Bana hak verin. Onu yapayım hadi. 40 kere giyinip çıkarıyorum. Gel kameracı coming. Böyle 2 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Bu unu da helva kavurur gibi güzelce kahverengi olana kadar kavurun kızlar. İsterseniz sosun içerisine bir tatlı kaşığı salça eklersiniz. İsterseniz toz biber eklersiniz. Tamamen size kalmış. Tabii ki bu sosu uyulaştırmak için nişasta da kullanabilirsiniz. Ama emin olun ki undan daha bir lezzetli oluyor. Bana güvenebilirsiniz. Değil mi can? Güvensinler mi bana? Yani güvensinler değil mi? Şöyle güzelce kavurun. Kızlar bakın unu bu şekilde kavurdum. Böyle kahverengi bir hal alana kadar. Bu da bol tereyağında oluyor bu şekilde. Ne yapıyoruz? Şöyle sosumuzu bir azar azar dökeceğim içine. Hemen bir karıştırayım. Şöyle pürüzsüz bir hale gelsin. Hemen diğerini de karıştırayım. Bu tabii ki de katı. O sudan kullanacağız kızlar. Bekleyin. Ocağıma aldım. Bir ocak söndü bu arada. Bu gevermeye sıca da durmadan sönüyor, bir şey üstüne geliyor ha. Sinir ediyor insanı. Şöyle güzelce karıştırın. Tuzuna bakacağım. Eğer tuzu azsa biraz tuz ekleyeceğim. Tamamsa hiç gerek yok tuza. Şöyle bir kekik ekleyeceğim az bir şey. Benim olmazsa olmazım. Ben bir tuzuna bakayım. Tuzsuz. Bekleyin kızlar. Az bir şey de toz biber ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Sosunuz çok sulu gerçekten. O zaman ne yaparsınız? Az bir şey, bir yarım tatlı kaşığı kadar
nişastayı ıslatıp içine ekleyebilirsiniz. Onu yapabilirsiniz kızlar. Hani benim demem sosu tamamen nişastayla yapmamanız. Çünkü kimi çoğu kişi 2-3 yemek kaşığı un yerine sadece nişasta kullanıyor. O yüzden tadı güzel olmuyor bana göre. Ama sos biraz sulu ise onu nişastayla birleştirebilirsiniz. Hadi bakalım güzelce kaynasın. Etimin üstüne dökeceğim. Orada bir kere de birbiriyle kaynasın. Çekmemiş. Vallahi. Neyse sosu çekeyim. Tüh, o döktüğüm yeri çekmemiş mi? Demiş yok. Kızlar ya kamera çekmemiş. Ben tam sosumu güzelce etin üstüne dökerken kamera çekmemiş. Ama bu şekilde kaynayacak iki kaynamalık. Hani böyle vık vık ediyor ya. Altını kapattım zaten. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Hemen knödelimin suyunu üstüne vereyim. Haşlansın. Bunları içerisinde haşlayalım. Evet kızlar böyle suyum kaynadı. Knödelerimi içerisine atacağım. Altını da kısacağım. Şöyle 20 dakika kadar kendini suyda çeke çeke pişsinler. Yani kısık ateşte pişmeleri gerekiyor. Hadi bakalım. Kızlar simiş bize bir salata yaptı. Sade marul ve havuç. Üzerine sos dökecek. Ben de hemen servis tabaklarımı hazırlıyorum. Şöyle her adam başı ikişer tane ekledim. Ondan sonra da soslu etimden dökeceğim. De tabii biri beni çekse çok çok iyi olur. Çekebilirsin Rümeysa'cığım. Bol soslu tabii ki de. Umarım beğenirsiniz Rümeysa'cığım. Çok lezzetli. Eti de pambık gibi oldu. Dur üstüne biraz şey döküdüm de onu unutmuşum almayı tazesini ya. Ne bunun adı? Schnitzel. Sunum olarak. Evet şu şekilde sunumumuz hazırdır kızlar. Kızlar sunum yaparken mutlaka büyük tabaklar kullanın. Yemeğiniz gerçekten çok güzel ve lezzetli görünür. Yemekleri küçücük tabaklara sıkıştırırsanız ya da çiçekli tabaklara yemekleriniz hiçbir zaman göz önünde görünmez. Akif'ten yorum alacağım da. Vallahi, vallahi acayip övdüm dayını. Yemin ederim. Acayip övdüm. Kendimi Alman restoranında gibi hissediyorum. Ya karın çok güzel yemek yapıyor. Aha Mirzoş'un bile çok evet. Sevmiş. Afet Balşek. Kırmışsın. Ona yediriyor. O da o yer o semmel kızım ekmek. Aynen. O sosu da çok sever. Et de haşlanmış muhteşem. Aynen. Değil mi Mirzoş? Ağzımızda dağılır diyor. Benim dişim bile ne yok yine dağılır. Ya Akif ben yaptım ya. Vallahi ben yaptım ya. Hadi afiyet olsun herkese. Şu beyaklara yemekten sonra güzel bir oyun saati yapalım. Ondan sonra sırtınızı değiştirelim. Hep gulaş yapmışlar sırtlarını. Sırtınız başınız hep yemek olmuş. Biraz oyun oynayın. Sonra sizin pijamalarınızı değiştirelim. Bizi sen ne yapıyorsun öyle Mirzoş yine sen ne yapıyorsun? He Mirzoş pijamalarınız günlük yıkanıyor. Bak bak bak. Aha. Ben olursa ben de alabilirim. Hadi bana. Siz anlaştınız öyle ama direkt. Evet kızlar makine doldu. Bulaşıkları almadı. Dedim şunları da elle yıkan da balıkına geldi. Bak bir temiz dursun. Azat kurutmayı kapat. Ses geliyor Ayşak. Beni de görmediniz de hiç bu arada kusura bakmayın. Gerçekten hakkınızı helal edin. Ben de isterdim ki sizin karşınıza oturayım bir kahve içeyim de maalesef şartlar el vermiyor değil mi Can? Yani böyle harıl harıl. Bugün tüm gün mutfaktaydım. Baktım ya videoya biraz. Sabahtan akşama kadar mutfakta iş yapmışım. Yorumunu bekliyorum Can. Hadi, hadi. Hadi bir cevap versene. Yıkan çabuk ya. Lekke var daha önce. Bak diyor çabuk yıka gördünüz mü? Durlamayı da sen yap bari. Ana durup ne yap? Yapacak mısın? Ben çok yıkadım bulaşık. Valla nerede yıkadın? Bilmiyorum yıkadım ya şu standlarda. Ha. Doğru bulaşık da yıkadı kız adam yeni geldiğinde. Aynen. Şeye, işe başlarken restoranda çalıştı birkaç ay. Aziz. Orada da bulaşık yıkamış bol bol. Ama pencereler daha büyük değil mi? Evet. Mecbur. Mecbur ekmek parası. Her işi yapıyorsun. Bulaşık da yıkıyorsun. Temizlik de yapıyorsun. Hey. Neyse kızlar. Böylelikle devam edecek. İnşallah. Kendimi. Zahir'in artık. Kendimi de parış yaparım. Ondan sonra otururum. Kızlar bana hizmet etsin. Vallahi kalkmayacağım. Söz veririm. Kalkmayacağım artık. Onlar kalksın. Geceyi de onlar tamamlasın. Değil mi canım? Yani hadi bakalım Allah'a emanet ediyorum size. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Bir dahaki videoda da görüşürüz artık. Hadi bay bay.